Peki şimdi dizileri izliyor musun? İzliyorum. Zalim İstanbul'a baktım. Of, bayılıyorum. Tamam. Zalim İstanbul'da, Kanal D'nin sevilen dizisi Zalim İstanbul'da Berker Güven, yani dizide Nedim'i oynayan 25 yaşında seviyorum, genç bir yetenek var. Çok yıldızı başarılı, hızla müthiş yükseliyor. Berker'le ilgili bir gerçek ortaya çıktı sevgili izleyiciler. Şimdi dizide felç geçirdikten sonra tekerlekli sandalyeye mahkum olan Nedim karakterini oynayan Berker Güven'in rolünün gerçekliğini bozmamak adına aylardır hiçbir yerde görünmek istemediği, yani hani dışarıda sosyal hayatta çok güzel görünmek istemediği olsun ortaya çıktı. Bu nedenle oturduğu Anadolu yakasındaki Kadıköy semtinden setin bulunduğu Kuzguncuk'a kadar sabahın çok erken saatlerinde gidiyor. Yürürken, araç kullanırken, bisiklete binerken ya da koşarken, spor yaparken, bir davette eğlenirken görülürse eğer Nedim karakterinin gerçekliğini yitireceğini düşünüyor. Bu yüzden kendisini gizliyor. Çok doğru. Rahatsızlık ya da kaza sonucu felç geçirmiş kişilerle ve onların doktorlarıyla 6 ay görüşmüş. Harika. Sete gelir gelmez tekerlekli sandalyeye oturuyor ve oradan hiç kalkmıyor. Birçok işini de onu kullanabilmek için hani sandalyeyle birlikte yapıyor. Hareketli. Berker Güven'in performansı özellikle son iki bölümde sosyal medyanın da dikkatini çekti. Genç oyuncu 1990'da vizyona giren ve gişe rekorları kıran Sol Ayağım filminin dünyaca ünlü İngiliz oyuncusu Daniel Day-Lewis'e benzetildi. Lewis bu filmdeki rolüyle o dönem en iyi erkek oyuncu Oscar'ını kazanmıştı. Tabii. Peki Berker'in o performansına biraz göz atalım. Muhteşem. İki tane. Şifa niyetin. Şifa niyetin. Yut. 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 Neden? Neden? Benden nefret ediyorsun? Amca! Doğru söylüyor. Cemre doğru söylüyor. Cemre doğru söylüyor. Cemre doğru söylüyor. Cemre doğru söylüyor. Tamam, 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 tamam. Dedim sakinleş. Dedim sakinleş. Tamam aslanım. Tamam. Sakin ol. Çık dışarı dedim sana. Aslan. Nedim iyi misin? Çık dışarı. Cenk çıkar şunu dışarı. Nedim. Defol git buradan. Nedim dokunma bana. Cenk sana söyledim. Çıkar şunu. Şimdi bir oyuncunun bu tekerlekli sandalyedeki bu performansın büyüsünün bozulmaması için kendini dış hayattan bile koparması ne kadar büyük bir fedakarlık. İşte hiçbir başarı tesadüf değil. Böyle olması lazım.